Çankırı Kara Teknik Üniversitesi olarak biz toplumun tüm meselelerine karşı duyarlı bir üniversitedeyiz. Bu noktada özellikle elimizdeki insan malzemesini en iyi şekilde değerlendirmek, onları hayata hazırlamak da bizim üniversitemizin ayrı bir hedefiydi. Özellikle toplumu inşa eden, insanları geleceğe hazırlayan, bu doğrultuda en mahir bir grup olan, topluluk olan kadınlarımızla ilgili bir program yapmayı özellikle önemli bulduk, faydalı gördük. Bu noktada bizleri yalnız bırakmayan, bizim davetimize icabet eden İnce Ertuğrul hanımefendiye, Oya Çebi hanımefendiye, Nuray Karadeniz hanımefendiye ben teşekkür ediyorum. Ve inanıyorum ki bugünkü toplantıda ilerleyen dönemler için çok güzel çıktılar olacak. Öğrencilerimiz değerli katılımcıların fikirlerinden, tecrübelerinden istifade edecekler ve gittikleri her yerde de kadının gücünü, kadının etkisini, toplum için önemini de anlatacaklar. Bu noktada kendileri donanımlı bir şekilde buradan istifade etmiş olacaklar. Biz Çankırı'nın her türlü potansiyelinin de en iyi şekilde değerlendirilmesinden yanayız. Aynı zamanda sayın katılımcılarımızın bizlerin yanına gelerek Çankırı'nın aynı zamanda tarihi, turizm ve kültürel potansiyellerini de Türkiye'ye anlatması, tanıtması bakımından da önemli bir kültür elçisi olacaklardır. Bu vesileyle de ben Çankırı adına da sayın katılımcılara, misafirlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz. Davetiniz için. Senin davetiyle Çankırı'da olmaktan son derece mutluyum. Çankırı'ya ilk gelişim bu. Bu vesileyle gelmiş olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Aslında biraz da pişmanım neden daha önce gelmedim diye. Çünkü tahmin ettiğimden çok daha farklı buldum Çankırı'yı. Buradan da herkese çağrı yapmak istiyorum. Hemen Ankara'nın dibi, ilk fırsatta ziyaret edin. Özellikle o tarihlerin restore edilip böyle gezintiye açılmış olması çok mutluluk verdi. Önümüzdeki süreçte Çankırı'nın turizm açısından merkezlerden biri olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkesi de buradan kutluyorum. Hatta ben bugün dönecektim ama Çankırı'nın atmosferi bana ruhen çok iyi geldiği için bir akşam daha kalmaya, konaklamaya karar verdim. Çankırı ile ilgili bunları söylemek istiyorum. Üniversiteler içinde bulunduğu toplumun değişimi, gelişimi açısından en önemli noktalardan biri. Ve buradaki üniversitede nispeten yeni bir üniversite olsa da kampüsüyle, gelişimiyle aslında örnek gösterecek üniversitelerden biri. Değerli hocalarımızın davetiyle geldik. Ben bir kez daha bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Başta rektör hocam olmak üzere bütün hocalarımıza. Nursel Hanım bizi çok içtenlikle davet etti ve ağırlama dahi de içtenlikle devam ediyor. Öğrendik ki 19 bin öğrenci var ve 4 bin yabancı öğrenci var bu kampüste. Bunlar artık değişen dünyanın bir göstergesi ve burada son derece rahat ettiklerine de inanıyorum. Ben kendim de Anadolu Üniversitesi'nden mezun biri olarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezunum. Daha küçük şehirlerde öğrenci olmanın avantajlarını bizzat yaşamış biriyim. Nedir? Hocalarınıza çok daha rahat erişirsiniz. Hocalarınızla sorunlarınızı çok daha rahat konuşursunuz. Şu bir gerçek ki pek çok üniversitede öğrenciler kolay kolay hocalarıyla o diyalog kurma fırsatı bulamazlar. Ben bu nedenle buradaki arkadaşlarımın sahip oldukları şansı iyi değerlendirmelerini diliyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Karatek Üniversitesi'nin değerli rektör hocasına, bütün hocalarına da davetleri için teşekkür ediyorum. Bugüne kadının durumunu konuşmak için geldik Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne. Kadınla ilgili konuşmalar artık her mecrada yapılıyor. Ama kadının dünyadaki durumunu düşündüğümüzde de daha çok konuşmamız gerektiği apaçık ortaya çıkıyor. Eşitlik kavramından da bahsedeceğiz biz bugün. Aslında tabii bu eşitlik kavramını gündeme getirirken de hani biyolojik olarak dünyaya gelişimiz farklı özelliklerle kadın erkek iki kimlikle geliyoruz ama toplumsal kodlamalarla birlikte bize çizilen roller var ve o rollerde de işte kültürle birlikte bazen bizi zorlayan noktalar oluyor. Onun altını çizeceğiz konuşmalarımızda. Artık şu bir gerçek ki İşte iki kanadı olan bir toplumdan bahsediyoruz, kadın ve erkek. Bir tarafı sağlam tutup, bir tarafı hak ettiği değeri, hakları vermezseniz asla dengeli bir uçuş ve dengeli bir gelecekten, güzel bir gelecekten bahsedemezsiniz. Kadınların eğitim, ekonomik,
ekonomik hakları, sosyal hakları, bütün hakları eşit biçimde elde ettiği bir toplumda ancak sağlıklı bir yapımdan ve gelişmeden bahsedebiliriz, mutluluktan bahsedebiliriz. Bireyler yanındakiler mutluysa mutlu. O yüzden bu tür etkinlikler son derece önemli ve ben de burada olmaktan mutluyum. Ve ben aslında bir kadın olarak, insan olarak önce şunu istiyorum. Bugün de konuşmamda özetle onu söyleyeceğim aslında. Bana bakıldığında cinsiyetimden önce, cinsel kimliğimden önce insan olduğumun, birey olduğunun fark edilmesini ve buna yönelik davranılmasını, haklarımı da bu şekilde teslim edilmesini bekliyorum. Tekrar teşekkür ederim. Öncelikle merhabalar, Boya Çevi ben, Habertürk'te haber spikerliği yapıyorum. Bugün Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde kadını konuşacağız aslında. Tarih boyunca maalesef kadın ataerkil bir topluma sahip olması seçimi çok geri planda kaldı. Bunun nedenlerini konuşacağız. Peki neler yapılması gerekiyor? Bunu konuşacağız bugün hep birlikte arkadaşlarımızla birlikte. Bu arada Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne ilk kez geldim ama gerçekten üniversite çok başarılı ve kadın konusuna çok önem veren bir üniversite. Bu nedenle de haliyle çok mutluyuz burada olmaktan. Burada öğrencilere özellikle küçücük de olsa, bir nebze de olsa kadının değerini anlatabildiysek, anlatabileceksek ne mutlu bize. Çünkü her zaman öncelik annede başlar. Bilirsiniz ilk eğitim her zaman annededir. Bu nedenle de bir toplumu geliştirmek için önce anneyi, kadını geliştirmek lazım. Sonrasında tabii ki o toplum muhasır medeniyet seviyesine muhakkak ulaşacaktır. Ama önce bunu kavrayabilmek ve anlatabilmek için kadına gereken değeri vermek gerekiyor. Biz de bugün burada bunun nedenlerini, sonuçlarını konuşacağız. Dediğimiz gibi bir öğrenciye bile bunu anlatabiliyorsak ne mutlu bize. Bu yüzden bugün burada dediğimiz gibi birazdan konuklarımızla çok değerli sorunları, çözümleri ve önerileri konuşacağız. Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne kadınla ilgili bir söyleşi için geldik. İnce Ertuğrul, Oya Çebi ve ben işte bugün kadına dair, kadının toplumdaki yeri ve tarihteki yerine dair bir söyleşi için geldik. Tabii bu organizasyonu yapan ve desteğini de sınırsız desteğini öncelikle ortaya koyan Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin rektörü Sayın Harun Çiftçi'ye, Profesör Doktor Sayın Harun Çiftçi'ye çok teşekkür ediyorum ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Şimdi günümüzün en çok tartışılan konularından biri kadın. Tabii kadını anlamak için önce insanı anlamak lazım. Biz bugün burada hem tarihte kadın nasıldı, toplum içerisindeki yeri neydi, hem de günümüzde kadının konumu nedir ve sosyal açıdan kadın hangi noktadadır konularını tartışacağız ve konuşacağız. Üç katılımcı olarak aslında her ne kadar pozitif ayrım gibi düşünülse bile, kadınlarla ilgili pozitif ayrım yapıldığını düşünsek bile aslında biz ayrımdan yana değiliz. Eşitlikçi bir dil ve ifadenin kullanılmasını düşünüyoruz. Ve bunu bugün bu düşüncemizi, deneyimlerimizi ve tecrübelerimizi öğrencilerle paylaşmak istiyoruz. Umuyorum ki keyifli bir söyleşi olur. Tekrar üniversitenin tüm yetkililerine ve tüm bu organizasyonda emeği geçen tüm ekibine çok teşekkür ediyorum.